Merhaba sevgili Açık Beyin dostları, Maltepe Üniversitesi'nin bu güzel doğal ortamından hepinize sevgiler efendim. Soru yorumun bu bölümünde daha önce aslında defaatle karşımıza çıkmış olan, özellikle de Açık Beyin'de devamlı vermeye çalıştığımız bazı mesajlar nedeniyle ara ara bize hem serzeniş hem soru olarak gelen bir konu, bu sefer derli toplu bir soru olarak geldi hakikaten. Soru şu: iş ve oyun, iş ve eğlence bir arada olur mu? Neden bu soru bana ya da bize geliyor? Ben özellikle oyun ve oyunlaştırmanın hayatta, özellikle de iş dünyasında çok çok önemli olduğunu biraz geç öğrenmiş birisiyim ama bu meselenin önemine binaen bunu da özellikle sevgili GameFet ekibiyle birlikte yaptığımız oyun okulu gibi etkinliklerde bol miktarda anlatmaya çalışıyoruz. Sosyal medyamızda buna çok da yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü oyunla ilgili bir sorunumuz var. Öncelikle bu soru vesilesiyle bu temel sorunu bir daha hatırlayarak başlayalım. Öncelikle bir terminolojik ayrım yapalım isterseniz. Oyun ve oynama dediğimiz iki tane kelimeyi ayırmak istiyorum. Çünkü İngilizce'de bunlar game ve play olarak aslında ayrılıyor. Game, oyun dediğimiz şey. Hani o cep telefonlarında oynadığımız şeyler de o yüzden game diyoruz. Ama bir şeyle oynamak, onunla vakit geçirmek, onun imkanlarını araştırmak ve bunu özgürce yapmak anlamında bir faaliyet var ki buna da oynama diyelim isterseniz. İngilizce'deki play'in karşılığı olarak. Şimdi aslında bizim hayatımızın erken dönemlerinde, yani bebeklik döneminden hemen sonra çocukluk ve gençlik dediğimiz dönemin dünyayı öğrenme açısından esas aracı, ana yolu oyun oynamak. Oynamak. Biz dünyayla oynamak zorundayız. Oynayarak öğreniyoruz. Oyunlar sayesinde dünyayı keşfediyoruz. Mesela bireysel tekil olarak oynadığımız oyunlarla kendi bedensel ve zihinsel kapasitemizi, etrafımızdaki dünyanın fizik kurallarını, nesne ilişkilerini, hatta teknik bazı sorunları nasıl çözeceğimizi kendi kendine hiç uğraşmadan keşfedebiliyoruz. Diğer arkadaşlarımızla birlikte oynadığımız o grup oyunlarında sosyal ilişki biçimlerini, insanlarla nasıl iletişim kurabileceğimizi, sözel iletişim dışındaki imkanları ve tabii ki düzeni bozan ya da mızıkçılık eden insanlarla nasıl baş edeceğimizi bu tip sosyal organizasyonlarda öğreniyoruz aslında. Bunu da öğrenmenin en kolay yolu oyun. Zira çok oyun oynamamış ya da oyuna doyamamış çocuklarımızın ileride biraz önce bahsettiğim bu temel yetkinlikler konusunda sorun yaşadıkları çok belgelenmiş bir durum. Ve maalesef özellikle de günümüz çocukları biraz bu oyun işinden uzak kaldıkları için zannediyorum bu konularda ileride sorun yaşamalarının muhtemel olduğuna dair bir hipotezle ortaya koyabiliriz. Dolayısıyla bu oyun meselesi özellikle gençlik döneminde çok önemli ama üniversiteye neredeyse gelir gelmez, o üniversite yaşlarında okuyalım okumayalım üniversite, iş dünyasına biraz adım atınca falan bir anda böyle bir ciddileşiyoruz. Ciddileşmekten de kastettiğimiz oyunu bırakıp böyle daha önceden ezberlenmiş iş akışlarıyla, algoritmik işleyişlerle bir takım bir şeyleri bütün gün boyunca yapmayı meslek olarak benimsiyoruz. Yapılan çok ilginç araştırmalar var. 8 yaş altındaki çocukların yapılan araştırmalara göre günde ortalama 400 kez güldükleri ve gülümsedikleri gösterilmiş. Ama şu iş hayatına başlamış, 40'lı yaşlarına gelmiş bir erişkin olunca bu çocuklar günde ne kadar gülümsüyorlar dersiniz? Ortalama 5 kez. Yüzlerce gülümsemeyi biz neden kaybediyoruz acaba? Biraz ciddiyet diye fazla mı asık suratlı oluyoruz? Bana sorarsanız, bize sorarsanız öyle. Zira oyun oynamak, hayatla oynamak, hayatın imkanlarını keşfetmek gerçekten biraz sakin, biraz neşeli, biraz oyuncu bir tarafın ölmemesini gerektiriyor. Yani onun sürekli var olması gerekiyor. Ama bizim hani bu iş dünyasında biraz verim falan aşkını anladığımız şey ise belli mesai saatleri içerisinde, zamanda ayrılmış belli bölümlerde, belli işlerin belli şekillerde yapıldığı, hatta o kadar ki bir kişiyi oradan alıp yerine başka birini koyduğunuzda aynı şekilde o işin hiç aksamadan devam ettiği makinavari bir akış hayal ediyoruz çoğu zaman. Ve maalesef bu o kadar içimize işlemiş ki hemen hemen tüm sektörlerde ne iş yapıyor olursak olalım, hatta bazen mühendislik gibi, özellikle altını çiziyorum, mühendislik gibi ciddi yaratıcılık gerektiren, akademisyenlik gibi yaratıcılık gerektiren sektörlerde bile bu otomatik ve algoritmik tavırların adeta bir huy gibi içimize çok hızlı bir şekilde nüfuz ettiğini görebiliyorsunuz. Ne oluyor? Verim yükseliyor canım, bunda ne var ki diyebilirsiniz. İnsanlarımızın çok büyük bir çoğunluğu gerçek biyolojik ihtiyaçlarını çok fazla gözetemedikleri ve bununla ilgili farkındalık sahibi olamadıkları için yıllar boyunca bu konuya adapte olmuş bir şekilde yaşıyor gözüküyorlar ama birkaç yıl içinde, en iyi ihtimalle birkaç on yıl içinde
Bu tekrarlı, sıkıcı, rutin, ritüelistik davranışlar birçoğumuzu hasta ediyor. Birçoğumuzun performansını düşürüyor. Birçoğumuzu adeta hayattan soğutuyor. Ve özellikle gençlik dönemlerinde belli heveslerle, belli arzularla ki bunlar genellikle para, yani ileride bir gün şöyle bir para kazanayım, rahat edeyim gibi bir motivasyonla insanlar bu tip sıkıcı süreçlere belli bir süre dayanabilirken bir süre sonra para kazansalar bile o parayı hani ne yapacaklarını bilemeyen insanlarla dolu bir toplumun içerisinde sıkışıp kalıyoruz. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi bana soracak olursanız hayatın her olanında olduğu gibi mesaimizin ya da günlük yaşantımızın büyük bir kısmını alan işimizin oyundan maalesef uzak kalmış olması, oyundan mahrum kalmış olması. Şimdi bu şöyle bir sonuç doğuruyor. Daha önce bunu çok anlatmaya çalıştım. Okulda da, işte de, hayatımızın çok büyük bir bölümünde şöyle bir mantığımız var. Gündüz sevmediğimiz şeyler yapıyoruz genellikle. Maalesef insanların çok büyük bir çoğunluğu, mesela Amerika'da en son yapılan bir araştırma, erişkinlerin %70'i yaptıkları işi hiç sevmiyorlar. Yani yaptıkları işi benimsemiyorlar, kendilerine uygun olmadığını düşünüyorlar. Türkiye'de bu oranın daha yüksek olduğunu tahmin edebilirim. Elimde bir araştırma yok ama adeta herkes kaza eseri işte o mesleği yapıyormuş gibi gözüküyor etrafınızda baktığınızda. Hani benim gibi ya çok şükür bir daha dünyaya gelsem aynı işi yaparım diyen çok fazla insanla karşılaşmadım. Kendi çevremde karşılaşıyorum çünkü ben öyle olduğum için kendime benzeyen çok insanlar buluyorum ama dışarıda biraz yoklama yaptığımda durum pek iç acıcı gözükmüyor. Peki bunun sonucu ne? İnsanlar bu derece memnuniyetsiz oldukları zaman gündüz yaptıkları işleri bir an önce bitsin diye geçiştiriyorlar ki akşam işte ne bileyim televizyon seyredelim, eğlenelim, bir şeyler yapalım gibi ya da dışarı çıkalım gibi. Dolayısıyla bütün gün boşa gitmiş oluyor. Bütün haftalık mesailerini hafta sonu bir şey yapacağım diye insanlar geçiştiriyor. Bütün yıllık mesailerini yıllık sonu izinde bir şey yapacağım diye geçiştiriyor. Bütün ömür, çalışma ömürlerini emeklilikte rahat edeceğim diye geçiştiriyor. Geçiştire tam emeklilikte rahat edeceğim derken orada da bir anda emri hak vaki oluyor. Ve bu insanların çoğu yaşayamadan bu dünyayı terk ediyor. Peki, zamanımızın çoğunu alan o işimiz, mesaimiz dediğimiz şeyi yaşamın doğal bir parçası haline çevirmeye ne dersiniz desem herkes ah olsa da yesek diyecek muhtemelen. Bunun çok kolay bir yolu var. İşimizle oynamayı öğrenmek zorundayız. Bize verilmiş olan belli know-how'lar, belli yapılış biçimleri, belli adaplar, belli yapılması gereken işler listesi olabilir. Bunların bir kısmı çok çok önemli de olabilir. Ama hemen hemen her sektörde, ben istisnasını bilmiyorum ama kibarlık olsun diye hemen hemen diyeyim. Hemen hemen tüm sektörlerde herkesin yani yüzlerce kişinin daha önce yaptığı ve yapmakta olduğu bir işi birisi öyle bir yapıyor ki tamamen kendi nevi şahsına münhasır olarak ona bir renk, bir çeşit katıyor. Ve o kişinin o işi yapış biçimi hem diğerlerinden daha verimli oluyor hem de o kişinin kendi içinde hissettiği haz ve doyum etrafındaki insanlara adeta pozitif bir radyasyon gibi de bulaşıyor. Şimdi bu insanların çeşitli motivasyonları, çeşitli nedenleri ve çeşitli yöntemleri olabiliyor. Ama genelde baktığımızda mesela benim etrafımda özellikle bu oyunlaştırma alanındaki araştırmaların gösterdiği örneklerde karşımıza çıkan ilginç bir ortak örüntü var. İnsanlar yaptıkları şeyi aynı bir çocuğun oyun oynarkenki merakıyla ben bunu nasıl geliştirip daha eğlenceli hale getirebilirim diye bakmaya başladıklarında o rutin, sıkıcı, tekrarlı işler bir anda enteresan oyunlara ve eğlencelere dönüşüyor. Oyunlaştırma dediğimiz bilim dalı, bana sorarsanız artık bu bir bilim dalı, herhangi bir iş sürecinin ve o işteki hedeflerin nasıl oyuna dönüştürülebileceği ve insanların bir oyunun içerisinde bu hedefleri nasıl daha yüksek motivasyon ve verimle takip edebileceklerini inceliyor. Buna dair uygulamalar yapıyor. İsterseniz hem kurum olarak hem kişisel olarak böyle bir oyunlaştırma motivasyonunu öğrenip hayatınıza uygulayabilirsiniz. Ama öte yandan her sabah kalktığımızda, her gün işimize başladığımızda ya da her gün paydos ederken ne zaman aklımıza gelirse yani gün içerisinde ben bu yaptığım işi nasıl daha farklı yapabilirim, bunu kendime uygun hale nasıl getirebilirim sorusunu sormayı alışkanlık haline getirmeye çalışabiliriz. Bu nasıl çalışılır? Aklımıza geldikçe yaparak. Her bir an yazı yazarken, bilgisayarda bir şey girerken, bir şey dinlerken, kaynak tararken, yük taşırken, bir şeyi bir yerden bir yere aktarırken ne olursa olsun yaptığımız iş ben bu işi kendime uygun halde nasıl yapabilirim? Bunu daha eğlenceli, daha doyurucu, daha tatminkar bir hali nasıl dönüştürebilirim? Bu soruyu belki 100 kere sorup herhangi bir net cevap alamayabilirsiniz. Ama 101. soruşunuzda garanti veriyorum ortaya çok ilginç bir fikir çıkacak. Ama bu fikrin çıkmasının ana koşulu şu. Eğer siz bir işi eğlenceli hale getirmek istiyorsanız
genellikle bunu dışsal bir motivasyonla aramaya çoğumuz eğitimliyiz, böyle şartlandırılıyoruz. Halbuki çoğu zaman insanın yaptığı şeyi kendisine daha uygun hale getirebilmesi, kendisinden o işe orijinal bir katkı vermesiyle ancak mümkün oluyor. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Yani bir insan yaptığı işe nasıl kendisinden orijinal bir katkı verebilir? Bunun için kendisini iyi tanıması, ihtiyaçlarını iyi bilmesi, duygularını okuma konusunda belli bir antrenmana ve uzmanlığa sahip olması gerekir. Yani sevgili dostlar, eğer işiniz sizi sıkıyorsa ve şu anda da iş değiştirmek size uzak bir ihtimal gibi gözüküyorsa telaşlanmayın. Bugün ilk çalışmanız gereken yer patronunuz, zam istemek, masanızı düzeltmek falandan öte kendi duygusal ve içsel dünyanızda yaptığınız her şeyin size ne hissettirdiğini biraz izleyerek başlamak ve bunları izlerken size iyi hissettiren şeylerin sayısını artırıp kötü hissettiren ya da pek iyi hissettirmeyen şeylerde ufak tefek değişiklikler yapmaya başlarsanız eğer çok kısa bir zaman içerisinde sabah o mesaiye gitmek için her sabah kurduğunuz saatinizi ya da telefonunuzu artık kurmanıza bile gerek olmadığını, yerinizden zıpkın gibi fırlayarak büyük bir sevinçle koşarak işe gitmeye başladığınızı ve akşam mesai saati belki bitmesine rağmen eve gitmeyi ya da o mesaiyi bırakmayı düşünemediğiniz günleri çok yakında görebilirsiniz. Dünyanın en sıkıcı mesleklerini, dünyanın en eğlenceli işi gibi yapan insanlardan öğrendiğim budur. Aynı zamanda oyun ve oyunlaştırmanın psikolojisine baktığınızda çok net bir şey söyleyebilirim ki bir organizmanın beyni büyüdükçe oyunla geçirdiği vakit artıyor. Biz insanlar vücuduna göre en büyük beyne sahip canlılarız. Bu yüzden neredeyse bütün ömrümüz boyunca oyun oynasak bize yetmiyor. O yüzden hala koca koca adamlar, kadınlar ellerinde cep telefonlarıyla bir takım oyunlar oynamaya gayret ediyorlar. Ama o oyunlar, o hani baloncuk patlatmalar, tetrisler, onlar bunlar var ya, bunlar sadece birer küçük simülasyon. Gerçek oyun, gerçek keşif, çok boyutlu bir macera yaşadığımız gerçek dünyada var. Ne iş yapıyor olursanız olun, nerede çalışıyor olursanız olun, alanınız, sektörünüz ne olursa olsun, dereceniz, yaşınız, kıdeminiz ne olursa olsun, lütfen yarın yaptığınız işe bir de bu gözle bakın. Çok şeyde fark yaratabileceğinizi hemen fark edeceksiniz. Lütfen bana inanmayın, işte deneyin.